Şerife Nurgül Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de fosforlu renkleri kullanarak rengarenk bir model hazırladım sizlere. Elimde bu şekilde fosforlu renklerde birbirine zıt renkler vardı. Ana rengini beyaz kullanarak bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırlamaya karar verdim. Bu modeli elinizdeki ipleri değerlendirmek için kalan ipleri her sırasına farklı bir renk kullanarak da yapabilirsiniz. Öncelikle modelimizi örmek için 8 ilmek ve katlarına ihtiyacımız var. 8 ilmek ve katlarını hesaplayıp artı 3 tane de ilmek ilave etmemiz yeterli olacaktır. Ben ana rengimi beyaz olarak tercih ettim. İlmeklerimi taktıktan sonra bir sıra ön %100, bir sıra arka %100 olarak bir ön hazırlık yaptım. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. İlk başlangıçtaki 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şim alıyorum. Bakın bu şekilde örmeden aldım. Hemen pembe rengimi elime aldım. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka tarafta iken 3 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi pembe ile düz olarak örüyorum. Sonra ipim arkada iken 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İlk sırayı bu şekilde kurarak devam ediyoruz. 5 tane ilmeğimi ördüm. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği örmeden hemen örgümü ters çeviriyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum ve ilk ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Sonrasında pembe ipim ile ördüğüm 5 ilmeğimi düze çevirerek devam ediyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bu örmeden atladığım 3 ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Pembe ipimle ördüğüm 5 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa geçirip bu 3 ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu 5 ilmeği hem ön %100 hem de arka %100 olarak örmüş oluyoruz. İpimi tekrar ön tarafa geçiriyorum ve bu 3 ilmeği de şişimi alarak sıramı tamamlıyorum. Her rengim 2 sıra devam etmekte. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman ana rengime geçiş yapıyorum. Başlangıçtaki arada örmeden atladığım 3 tane ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Bu 5 tane pembe ipimle ördüğüm haroşa ilmeklerimi ipimi ön tarafa alarak ters örüyorum. Bizim modelimize şeklini veren kısım bu bölüm. Bu 5 ilmeği ters olarak ördüm. Aradaki örmeden atladığım 3 ilmeğe gelince bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer renkli ilmeklerime geldiğim zaman bu 5 ilmeği ters olarak devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Beş tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamladıktan sonra örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Hem düz ilmeklerimi hem ters hepsini de sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum bu şekilde. Sırayı tamamlayıp tekrar ön yüze geçtiğim zaman bu defa rengimi değiştiriyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum ama bu defa modelimin yerini kaydırarak örüyorum. Bunun için ilk başlangıçtaki kenar ilmeğimi düz örerek aldım. Devamındaki 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Toplamda 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 5 tane ördüğüm pembe ilmeklerimin ilkini de bu ilmeklere dahil ederek ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum ve 3 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta iken 3 tane ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 5 tane ilmeğimi
düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum ve kalan kenardaki 4 ilmeğimi düz olarak sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçince aynı şekilde renkli ipimle ördüğüm ilmeklerimi düze çevirerek örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve bu 3 tane olan beyaz ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve bu 5 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Aradaki 3 ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Şimdi sırayı tamamladık. İki sırayı tekrar ana rengimiz olan beyaz ipimize geçiyoruz. Bu renkli ipimle ördüğüm önden ters görünen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece burada modelime şeklini veren çizgileri yakalamış oluyorum. Bu ilmekleri ters ördüm. Arada örmeden atladığım 3 ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Diğer 5 ilmeğimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Beş ters, üç düz şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka sıraya geçince bütün ilmeklerin hepsini ters olarak örmeye devam ediyorum. Renk geçişlerinde örülen ters ve düz ilmekler çok önemlidir. Modele şeklini verir. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman pembe ipime geçiyorum ve ilk baştaki işlemleri tekrarlıyorum. Bunun için ilk 3 ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Sonraki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmek kaçırdım bu arada. Beş ilmeğimi ördüm. İpim arka tarafta iken 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ve tekrar 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sürekli aynı işlemi tekrarlıyoruz fakat her defasında modelimizi kaydırma yaparak örüyoruz. Çok hoş rengarenk, cıvıl cıvıl bir örnek oldu. Ben 2 ton kullanarak yaptım. Ama siz dediğim gibi bunu rengarenk her sırasında farklı bir renk kullanarak da yapabilirsiniz. Hem elinizdeki ipleri değerlendirirsiniz hem de ortaya çok güzel cıvıl cıvıl bir model çıkartabilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.